Rahim ağzı kanserinin en büyük risk faktörü human papillomavirüs denilen ve kısaca HPV olarak adlandırdığımız bir virüs enfeksiyonudur. Bundan yıllar önce ilk bu virüsü tespit ettiğimizde biz bu virüsün sadece genital seyillere neden olduğunu düşünürdük. Ama bugün biliyoruz ki bu virüs rahim ağzına sessizce yerleşip rahim ağzında yıllar içerisinde bir takım değişikliklere neden olup önce prekanseröz dediğimiz kanser öncesi lezyonlara daha da sonra da kansere neden olmaktadır. Bugün kanserli hastaların birçoğunda HPV virüsü pozitif olarak bulmuştur. Kanserden ölen kadınlara bakıldığında ise %100'ünde HPV enfeksiyonu saptanmıştır. HPV cinsel yolla vücuda giren bir hastalıktır. Fakat diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara nazaran tam bir penetrasyon gerekmez. Cildin cilde değmesi bile HPV enfeksiyonunun kapılmasına yeterlidir. Bugün Amerika'da yapılan çalışmalarda %75 kadının HPV tarafından enfekte olduğu bulunmuştur. Bu nedenle bu virüse karşı aşılar geliştirilmiştir. Bugün gelişmekte olan ülkelerde aşılar rutin aşılama programındadır. Özellikle cinsel aktivitesi başlamamış kız çocukları ve bazı ülkelerde erkek çocukları aşılanmaktadır. Şimdi biz eski bilgilerimize göre HPV'nin vücuda bir kez girdikten sonra ömür boyu o vücutta kalacağına inanırdık. Ama son zamanlarda bu bilgimiz tümüyle değişti. HPV pozitif olan hastaların 3 yıl içerisinde eğer immün sistemi güçlü olduğu sürece HPV virüsünden tümüyle kurtulduğunu bulduk. Hatta rahim ağzındaki ilk baştaki değişiklerin %80 oranında tekrar düzeldiği ve normal rahim ağzı yapısına döndüğünü tespit ettik.